Efendim nihayet Muhammed Emkenigi Hazretleri'ne de geldik. Duraklarımız yavaş yavaş azalıyor. Üstümüzdeki huzur artıyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi mübareğin yolu üzerinde böyle sağlı sollu hadis-i şerifler koymuşlar. Bizde de olur yani benim mübarek bir zatın kabrine gittiğim zaman Eyüp Sultan'da olsun, diğer Türkiye'deki kabirlerde olsun görürsünüz. Oralarda böyle yazar, hadis-i şerifler yazar. Mübareğin sözlerinden yazar. Burada da Özbekçe yazan hadis-i şerifler var. Ben size onları bir tercüme edeyim. Zira burada o kadar geldik gittik. Demeyin ki sonra Özbekçe bilmiyor bu adam demeyin. Diyor ki bakın. Har bir narsanın kaliti bor. Canantin kaliti miskin fakirleri seviştir. Yani diyor ki her bir şeyin bir kilidi vardır. Diyor. Cennetin diyor kilidi ise anahtarı ise miskinleri fakirleri yani fakirleri sevindirmektir diyor. Bir hadis-i şerifte öyle diyor. Hemen karşısında da diyor ki ilim ibadattan afdaldir. Takva dini tutip turuçvi üstündür. Yani diyor ki ilmin ibadeti yani ilmi ibadetten efdaldir. Takva ise dinini üstün tutmaktır diyor hadis-i şerifte. Yani bu iki hadis-i şerifi de size burada okumuş olduk. Hem de Peygamber Efendimizin sözlerinden, hadis-i şerifinden burada bahsetmiş olduk. Zaten buradaki zatlar da Peygamber Efendimizin yolunu burada yaymışlar. Biz de o iki hadis-i şerifle bunu süslemiş ve güzelleştirmiş olduk. Şimdi Muhammed Emkenigi Hazretleri, Derviş Muhammed Hazretleri'nin hem oğlu oluyor hem de halifesi oluyor. Mübareğin halifesi ise Muhammed Bakibillah Hazretleri. Evet, bu coğrafya her yerde bütün o kabirlerin etrafında olduğu gibi muhteşem bir yer, böyle yemyeşil bir yer. Efendim güzel bir zaman geçiriyoruz. Şimdi size böyle bir menkıbe de anlatayım buraya gelmişken. Böyle etrafta böyle dikenli falan görünce aslında o menkıbe aklıma geldi. Talebesinin birisi Muhammed Emkenigi Hazretleri'ni arkasından yürüyor. Mübarek önde yürüyor. Heybetiyle, o güzelliğiyle, muhteşemliğiyle önde yürüyor. Arkasından da talebesi yürüyor. Ancak talebesinin biraz bir sıkıntısı var. Nedir o sıkıntı? Böyle dikenli yollarda. İşte buralar ya öyle düşünün yani o yüzden diyorum orada versem aslında bu menkıbeyi anlatsam iyi olur diyorum ya. O dikenli yollarda yürürken ayağına dikenler batmaya başlıyor. Belli bir zaman sonra bu ciddi bir ağrı oluşturuyor ama talebe de yani talebe işte yani kimin talebesi? Ses etmiyor hiçbir şey söylemiyor. Yürümeye devam ediyor. Belli bir zaman sonra artık böyle içinde patlamalar oluyor ama dışına hiçbir şey yansıtmıyor. Tabii mübarek anlıyor halinden ve diyor ki evlat diyor. Ayağa elem dikeni batmadıkça murat gül açılmaz. Yani bir muradınız varsa ona kavuşmak istiyorsanız önce böyle elemli yollardan, zor yollardan, dikenli yollardan gideceksiniz, göreceksiniz diyor. Biz bunu tabii ilk anlama mantık olarak diyoruz ki ya bir yerimize bir şey battığı zaman ha bunun acısı o. Asıl acı onlar değil. O zatlar, o muhteremler yaşamış olduğu sıkıntılar sadece bunlar değil. Sadece şunu söyleyeyim size. Düşünsenize her şeye vakıfsınız. Allah-u Teala'nın izniyle her şeyi anlamışsınız, idrak etmişsiniz. Etrafınızdaki insanlar günah çukurunda. Bu insana biraz şey gelmez mi? Zor gelmez mi? Yani düşünsenize bir uçuruma giden bir yol var. O yol tamamen uçurum, fırtına, sel, deprem her şey orada oluyor. Ve bir kısım insanlar oraya doğru gidiyorlar. İşte Muhammed Emkenigi gibi bu silsile büyükleri, o büyük zatlar, evliya zatlar o yoldan giden insanları geri çevirmeye çalışıyor. Siz biz nasıl çevirmeye çalışırız? Atmayın gelin dönün geri yani o insanları tutarız bırakmayız falan. Ama o büyüklerin yolu o değil. Öyle bir şekilde halleriyle o insanlara etrafındakileri örnek oluyorlar ki o insanlar zaten o yolun yanlış olduğunu anlamış oluyorlar. Ancak tabii ki isyan etmemek ve asi olmamak kaidesiyle yani peki demek kaidesiyle. 1512 yılında dünyaya gelmiş İmkene'de ve 1599 yılında burada vefat etmiş. Şimdi İmkene dediğimiz yer aslında ben bazı anonslarda İmkene diye bahsediyorum ama yanlış. Asıl Buhara'da İmkene. Buhara'da dünyaya geliyor ama tabii o büyükler belli bir seviyeye geldikten sonra bir yerlere gönderiliyorlar. Onun gelmiş olduğu yerde burası oldu ve buradaki insanları inşaat etmişti. İşte burada da vefat ediyor 1599 yılında ve bugün dünyanın birçok noktasından buraya Müslümanlar ziyaret için hala gelmeye devam ediyorlar.
Nereden siz? Türkiye. Türkiye. Sen neredensin? Ben Özbekistan. Özbekistan. Ben de Türkiye'den, İstanbul'dan. Çok çok güzel. Güzel değil mi? Bizim sizden ayrılık yok zaten. Aynı bir millet. Bir millet biz. Ha, bir millet değil mi? Buradan Türkiye'ye bir şeyler söylemek ister misin? Türkiye'ye selam. Ah canım. Sağ olun. Dayı senin dişler altın mı ya? Altın. Altın. Vay vay vay. Acayip görünüyor ha. Geçen bir göster bakayım dişlerini. Danak kupçak çıtı altın kıganmış. Maşallah. Şimdi baboş. Buradaki bize anlat bakın bunda neler var. Şimdi şunu söyleyelim önce tabii. Biz şimdi kitaptan Semerkant'a doğru gidiyoruz. Yol üzerinde burada zirve olan bir nokta var. Burada çok yüksek ve inanılmaz derecede soğuk. Burada soğuk diyorlar. Soğuk. V ile. Görürsünüz gelirseniz. Dengiz Sati'den soğuk çeşme yazar. Soğuk. 1700 metre balallık. Kaç? Dengiz Sati'den 1700 balallık. Ha Semerkant'a 1700 Kaspi Dengiz. Rakım 1700 burada. 1700. Şimdi gördüğünüz burada peynirler var. Bakın şunlar. Buranın bu peynir mi? Peynir. Peynir bu ne deyilir peynir? Çökelek. Bizler kurut deyimiz. Kurut ha. Kurut ya. İşte bilirsiniz bunları ya. Kurut kurut. He? Kurut. Güzel. Şu tadına bakayım mı? Ha, tadına bakabilirim ha. Kurut işte bildiğiniz peynirin kurutulmuşlar. Gel bakayım al bakayım. Aferin. Sizin cücük mü bu? Cücük mü bu senin? Yo, benim cücüğüm var. Benim senin cücük mü diyorsun? Bu benim cücük evde. Cücüğü. Kimin? Kobra'nın cücüğü. Sen kobra'nın cücüğü müsün? Ha. Ha? Ha? Adın ne senin? Ne? Adın ismin? Aslan. Aslan. Ha? Aslanım benim be. Bu sene cücük değil, sorun o zaman, torun. He? Abi ne cücüğü? Abinin çocuğun, ha. Abinin cücüğü. Sen isim ne? Cesur. Cesur abi, bize anlat bakayım burada neler var şimdi. Kurut. Ha. Örük, kantak örük. Örük dedi erik. Ha, örük, erik. Kavun kok, magiz bilen uğralgan. Kavun? O nasıl? Kavun kok, badam. Bir dakika şimdi yavaş gidelim. Bir dakika. Dur bir şunu görelim ya. Bak. Bu kavun. Kavun. Abi kavunu şu hale getiriyorlar bakın. Bu şekilde kurutup da efendim satıyorlar. Ben tadına bakmadım onun hiç ya. Bu ne çabı, kaç çabı? 5000. 5000. 5000 para. 5000 para. Bu kavunu bu hale getiriyorlar. 5000 soma satıyorlar. Bu da yaklaşık Türk parasıyla 3 lira falan yapıyor. Güzel. Yarım dolar bulur. Yarım dolar bize 3 lira falan. Güzel. 0 dolar. Başka ne var? Başka ne var? Tutmayız. Tutmayız. Bak orada ceviz var, kuru üzüm var, kayısı içi var. Aa, bu sizin bir şey söylemiyor. Bu kayısı var ya kayısı. Kayısı çekirdeği. Pista. Çekirdek. Pista mı diyorsunuz ona? Pista değilmiş. Kayısı pistesi. Tavuk pistesi. Tavuk mu? Tavuk. Tavuk pistesi. Tavuk. Bizler tavuk değilmiş. Tavuk bu dağ. Dağa. Ha dağdan topluyorsun. Tavuk değilmiş. Tamam dağdan toplamış o. Tavuk. Ya aynı dilimiz ya. Allah'ım yarabbim. Tağ diyorsunuz biz dağ diyoruz ya. Aynı. Orada gördüğünüz şey de işte bu dağdan toplamış oldukları yemişler. Buranın yemişleri çok meşhur zaten. Böyle bir de buraya baharın gelseniz bunların yaşını görürsünüz. Mevsim değiştikçe tabii her mevsim var da bu mevsimde kurusunu daha çok görebiliyoruz. Kayısı, efendim söyleyeyim erik, örük. Erik. Örük. 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 Örük diyorsunuz. Bunlar kayısı ve burada kurutlar var. Muhteşem lezzetler. Buradan daha evvel ben geldiğimde götürmüştüm. Çok Türkiye'de de beğenildi. Yakın çevrem de çok sevmişti. Dolayısıyla buradan biraz bir şeyler alacağız herhalde. Teşekkür ederiz Ahmet. Rahmet. Rahmet. Allah teala razı olsun. Sağ olasın. Evet, bu seyahatimizin son Silsili Aliye Büyüğü'ne geldik şu anda. Arkamda Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin kabri bulunuyor. Bu görmüş olduğunuz en uzun sütun mermer.
Ubeydullah Ahar Hazretleri. Üzeri yeşil bir şekilde kaplı. Geldiğiniz zaman hemen zaten belli olacaktır, göreceksiniz. Burası aynı zamanda bir medrese. Hemen yan tarafta büyük bir medrese var. Nadir Bey Medresesi var burada. Hani olur da bulamayız falan derseniz o şekilde de burayı bulabilirsiniz. Hoca Ahrar Hazretleri olarak aramanız gerekiyor burada da. Biz Ubeydullah Ahrar Hazretleri diyoruz ama tabelalarda Hoca Ahrar olarak geçiyor. Onu da not olarak düşeyim. Çünkü siz geldiğinizde birine sorarsanız Ubeydullah Ahrar Hazretleri diye. Belki hani yine bilir ama hadi oldu ki bilmedi. Hoca Ahrar diyebilirsiniz. Pir diyebilirsiniz. Hani bölgenin neticesi pirleri dediğiniz zaman zaten oranın silsile Aliye büyüklerine sizi götürüyorlar. Daha önce de bunu defaatle söylemiştim. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin babasının adı Mahmud Efendi. Mahmud Efendi o da zamanının büyük alimlerindenmiş, evliyalarındanmış. Annesi de Hazreti Ömer Efendimizin soyundan geliyor. Dolayısıyla böyle mübarek bir aileden Ubeydullah Ahrar Hazretleri dünyaya gelmiş. Kendisinin hocası Yakup-ı Çerhi Hazretleri. Nasip olur inşallah onu da görmek. Çünkü Özbekistan sınırları içerisinde değil, bildiğim kadarıyla sınır bölgesinde, güney sınırında bulunuyor. Ama yani Özbekistan'ın içerisinde olmadığı için bu seyahatimizde ve önceki seyahatimizde, yine Özbekistan seyahatimizde gösterememiştik. İnşallah nasip olur. Şimdi çocuk yaştayken birçoğunun zaten ilmi eğitimi başlıyor. Kendisinin ilk eğitimi ailesinden, babasından geliyor. Annesi 40 gün nifastan çıkana kadar annesini emmemiş efendim. Böyle bir enteresan bir durum var. Dolayısıyla o 40 gün temizlenme halinden sonra annesini emmeye başlamış ilk olarak. Kendisi bugün Taşkent içerisinde bulunan Ebubekir Kaffal Eşşaşi Hazretleri'nin yanına gider. Ona da çok dua edermiş. Orada bulunan Şafii alimlerinin büyüklerindendir Ebubekir Kaffal Eşşaşi Hazretleri. Zira bu o bölgeye gelmiş olan, Taşkent'e gelmiş olan ve o bölgeyi efendim İslamiyet'i anlatan ilk hocalardan, ilk alimlerden, ilk evliyalardan birisidir. Hazreti Osman Efendimizin kanlı Kur'an-ı Kerim'i orada o meydan içerisinde bulunan bir türbedir. Taşkent içerisinde bulunuyor. İşte onun yanına gider ve zaman zaman orada da dua edermiş mübarek. Şimdi bir menkıbesi var. Bu menkıbe benim çok çok hoşuma gidiyor. Hepsi güzel tabii ki ama bu benim ayrıca bir hoşuma gidiyor, öyle söyleyeyim. Şimdi kendisinin ayağı, şöyle söyleyeyim, Allah-u Teala'yı her an zikredermiş. Yani zikretmediği bir an yok, düşünebiliyor musunuz? Her an Allah-u Teala aklında. Ancak yollar çamur, hani eskisi gibi bugünkü gibi böyle yerler asfalt, böyle yerler parkeli vesaire değildi. Bugün biz maşallah hani cillop gibi geziyoruz tabiri caizse. Ama o dönem öyle değildi. İnsanlar toprak üstünde yürüyorlardı ve yağmur yağdığı zaman haliyle ortalık çamur oluyordu. Hele ki tarla tapan işleri o şekilde yapılan yerlerden geçiyorsanız daha fena bir durum var. Çünkü yerler çamur ve bataklık olabiliyor. İşte böyle bir yerden geçerken efendim Ubeydullah Ahrar Hazretleri ayağı çamura batıyor. Oradayken o an ayağını kurtarmak isterken bir an o meşgaleyle Allah-u Teala'yı unutuyor. Anmayı unutuyor. O bir anlık şey yüzünden ardından hemen ağlamaya başlıyor. Allah-u Teala yakarmaya başlıyor. Ya Rabbi ben bir an olsun seni unuttum diyor. Hemen gözünü oradan çit süren bir tarlayı süren efendim bir işçi, orada tarla işçisi görüyor. Tarlasını sürerken görüyor ve onu görünce diyor ki o her an Allah-u Teala'yı düşünüyor. Hem de haline bak, ne kadar zorluk içerisinde çalışıyor ama diyor ey Ubeydullah diyor Kuddisesi Ruh, sen Allah-u Teala'yı ufacık bir çamura batmakta unuttun, bundan gafil oldun diyor. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? İşin ilginç tarafı şu. Şimdi bazı şeyleri anlatmak gerçekten zor oluyor. İşin ilginç tarafı şu. Herkesi, yaratılmış olan her şeyi Allah-u Teala'yı her an anıyor diye düşünüyor. Şimdi Allah-u Teala'yı her an kimler anıyor? Melekler değil mi? Sürekli Allah-u Teala'yı anıyorlar. Ama insanların bir özelliği var, nefisleri var. Allah-u Teala öyle yaratmış. İnsanlar o sebepten dolayı gafiller ve Allah-u Teala'yı zaman zaman unutabiliyorlar. Ki çağımızın en büyük sorunlarından birisi de budur. Unutuyoruz efendim, birçok şeyi unutuyoruz. İşte orada o işçiyi, tarlada çalışanı görünce o diyor sürekli bu işleri yaparken unutmuyor, sen nasıl unutuyorsun diyor ve Blue Uçağı'na gelene kadar herkese öyle zannediyormuş mübarek. Diyormuş ki herkes her an Allah-u Teala'yı anıyor. O zamana kadar böyle düşünmüştüm diyor mübarek. Yani Blue Uçağı'ndan sonra insanların her an Allah-u Teala'yı anamadıklarını, anmadıklarını anlamış ve öğrenmiş oluyor.
Bu ne kadar büyüklük değil mi? Yani şimdi biz mesela Anadolu'dan gelen, yani benzetme olsun, direkt karşılıklı benzetme olarak söylemiyorum efendim. Yanlış anlaşılmasın ama Anadolu'dan gelen böyle temiz, tam Anadolu insanı, misafirperver, cömert, ikram sahibi görünce şimdi diyoruz ki Allah Allah, bu nasıl bir saflıktır, bu nasıl temizliktir. Böyle teknolojiden uzak, şehir hayatından uzak, dağın başında yaşıyor. Dağın başında dediysem yani neticede yine her yerde bugün şehirleşme, şehirler emareleri var ama o kendini biraz tecrit etmiş. Yani uzaklaşmış o ortamlardan. Görünce diyorsunuz ya nasıl oluyor da böyle bir şey oluyor. Yani oluyor işte. O insan uzak kalabiliyor. Ne kadar bu kalp Allah-u Teala'yı zikrediyorsa o kadar da insan bir şekilde hayat içerisinde o dini, İslamiyet'i yaşayabiliyor. İşte böyle bir mübarek. Düşünün ki o da o şekilde, insanlar öyle zannediyor. Yani o kadar saf, o kadar güzel, o kadar temiz. Bazı şeyleri anlaşılması açısından böyle benzetmeler yapıyorum. Affola efendim, ben anladığınızdan eminim ama ne yapayım işte. Bu fakir de böyle bir adam yani. Bunu da böyle kabul edin. Bu seyahatimiz boyunca çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Onlardan birisi de işte Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin burada kabristanını geçirdiğimiz zamandı. Burası cennetten bir bahçe gibi zaten. Ortasında yine bir havuzu var. Etrafında efendim güzel ağaçlar var. Burada bir meşe ağacı var ki 1700'lü yıllardan kalma bir ağaç. Düşünebiliyor musunuz? Orada bir yazmışlar bir de. Tarihi de atmışlar. 1700'lü yıllardan kalan bir de meşe ağacı var burada. O kim bilir nelere tanıklık etmiştir. Çok önemli bir nottur. Onu hemen söylemem lazım. Hemen söyleyeyim. Şimdi bakın. 1402 Ankara Savaşı. Kimle kim arasında gerçekleşiyor? Emir Timur'la Yıldırım Bayezid arasında gerçekleşen ve Osmanlı'nın Fetret Devri'ne girmesine sebep olan, yıllarca Fetret Devri'nde kalmasına sebep olan bir hadisedir. Bu tamam, bir köşede kalsın. Emir Timur ve Yıldırım Bayezid savaştılar. 1403 yılında mübarek dünyaya geliyor. Tamam, buraya kadar da tamam. Ve Osmanlı yarım asır sonra İstanbul'u fethedecek kadar güçlü bir devlet haline geliyor. Fatih Sultan Muhammed Han öncülüğünde, önderliğinde. O ne güzel kumandan ve askerleri ne güzel askerdir. Hadis-i şerifi var değil mi? O hadis-i şerifin mazhar olduğu o askerler ve o komutan işte o savaşta, yani İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'a yardım eden, hem dua eden hem de savaş için yardım eden muhterem bir zattır Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Nasıl mı oluyor? Bir gün böyle öğrencilerle beraberken, talebelerle beraberken bir ara yok, ortada görünmüyor. Ve talebeleri daha sonra meraklanıyorlar. Nerede hocamız, nerede pirimiz diye meraklanıyorlar. Daha sonra mübarek üzeri tozlu bir şekilde, biraz yıpranmış bir şekilde öğrencilerin yanına geliyor. Talebeleri çok meraklı tabii ki. Hocam nereden geliyorsunuz? Başınıza ne hal geldi? Neredesiniz? Biz her yerde sizi aradık. Yok. O da diyor ki Fatih Sultan Mehmet Han Osmanlı hükümdarı İstanbul'u fethediyor. Ben de ona yardım ettim. Şimdi bunun nasıl olduğu ile ilgili kafanızda soru işareti olabilir. Ben de bilmiyorum. Yani bilsem zaten başka bir adam olurum yani. Ben de bilmiyorum. Ama bu topraklar Orta Asya'da, Özbekistan, Semerkant, orası payitaht olduğu fetihten sonra İstanbul efendim. Gerisini artık siz düşünün yani, ben bilemeyeceğim. Ve burada çok ince bir nokta var. Emir Timur ile o Özbekistan ve Buhara, bu civarı Maveraü'n Nehir ve diğerleri, bu bayağı bir Ankara'ya kadar, İstanbul'a kadar dayanmıştı Emir Timur biliyorsunuz. Oraya kadar gelmişti savaşta. O kadar büyük bir alanı fethetmişti. Sonra gerçi başka hadiseler oldu. Onu başka yerde anlatırım inşallah. Ne oldu? Osmanlı ile, yani Yıldırım Bayezid ile Emir Timur arasında geçen savaş var netice itibariyle. Bu büyük bir savaş efendim. Ama ne oluyor? Ubeydullah Ahrar Hazretleri gibi bu coğrafyanı büyümüş, yetişmiş, burayı nefesi, buranın havasını solumuş bir büyük zat fetih için oraya kadar geliyor. Burada çok büyük hikmetler var. Yani işin içinde başka işler var efendim. Sadece iki Türk kumandanın, komutanının orada bir savaşı yok. Orada başka fitneler vardı. Onu sonra konuşacağız inşallah. Ama işte Ubeydullah Ahrar Hazretleri de o fethiye gelmiş ve katılmış. Validesinin, Ubeydullah Ahrar Hazretleri validesinin bir tarlası varmış. Orada çalışırken, orada neticede çalışıyor, bir şeyler yapıyorlar. Orada çalışırken efendim yoldan geçen bir Türk yola dökülmüş olan buğdayları getirip mübareğe teslim ediyor. Ondan sonra kayboluyor, gidiyor. Teşekkür etmek istiyorum Ubeydullah Ahrar Hazretleri ve peşine düşüyor o Türk'ün. O Türk kim acaba? Ben de merak ediyorum. O Türk'ün peşine düşüyor ve kendisini bir yerde buluyor. Diyor ki, efendim size teşekkür edemedim, duanızı almaya geldim. Şu garibe dua edin de, teveccüh edin de diyor.
bir şeylere kavuşalım diyor. Hem tevazu sahibi hem de her gördüğünü böyle iyi, güzel ve alim zat biliyor. O Türk de diyor ki ben çölde yaşayan bir garibim. Ben bu dediklerinizi hani anlayacak, algılayacak ve size bir şeyler söyleyecek kişi o ben değilim diyor. Ubeydül Arar Hazretleri ödemesine rağmen o Türk'e diyor ki sen bana yine de dua et diyor. Dua et ki diyor bir şeylere kavuşabileyim diyor. O Türk diyor ki yani elinden gelen bir şey de yok. Ne yapsın? Garip. Hani nice fakir insanlar vardır. Nice miskin insanlar vardır. Allah-u Teala onların hatırı için onların etmiş olduğu duayı kabul eder ya. İşte orada da o Türk'ün duasına kavuşmak istiyor. O Türk de diyor ki, düşünüyor tabii ki. Ve diyor hani ben artık diyor birilerine vesile edeyim ya da ona birilerinin üzerine dua edeyim diye düşünüyor. Ya Rabbi diyor bunu sevdiğin kulların hürmetine artık yani bir dua ediyor orada güzel bir şekilde. Ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri diyor ki onun o duasından sonra diyor farklı farklı makamlara kavuştum diyor. Bakın çok çok ilginç değil mi? Ne kadar muhteşem. Yani kimin ne olduğu belli değil. Her gördüğümüzü Hızır bilmemiz gerekiyor. Allah-u Teala bu işe vesile olanlardan razı olsun. Gün batmak üzere. Efendim nasip olursa Özbekistan'da başka bir mekana doğru yolculuk zamanı. Böyle bir akşam vakti geldik. Ya bizim işin cilvesi de bu. Hani gündüz çekim yapa yapa ilerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz ve her yerde biraz zaman neticede kaybediyoruz. Sadece ziyaretler olmuyor tabii ki. Sadece dua etmiyoruz. Orada çekim yapıyoruz işte. Bu çekimleri yapıyoruz ve o çekimler sırasında uzuyor ve akşama kalıyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şu an arkada görmüş olduğunuz yer İmam-ı Maturidi Hazretleri'nin kabri. Burası tabii Ehl-i Sünnet'in kalesi efendim. Yani İmam-ı Maturidi Hazretleri. Maturut'ta kendisi dünyaya gelmiş. Tabii çok mühim bir yerdeyiz çünkü bugün dünyada insanların itikad etmiş olduğu mevzuları kendisi efendim bunu yazdı, kitaplara geçirdi ve biz onları aldık, uyguladık. Amelde mezhep imamımız da Ebu Hanife Hazretleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Şimdi burası Çekardize kabristanlığı. Burası çok büyük bir yer. Yani dünyanın en büyük kabristanlarından birisi burası zamanında. Bugün baktığımız zaman burada birçok ev görüyoruz. Peki bu evler nasıl oldu ve buradaki mezarlar ne oldu? İlginç değil mi efendim? Yani burada netice itibariyle 1940 yıllarında efendim burada neticede böyle bir Sovyet zulmü de gerçekleşti burada. Onlar geldiğinde buraya bu civarın tamamını bu kabristanı kimlere verdi? Yahudilere verdiler. Yahudileri buraya yerleştirdiler. Onlar da buradaki kabirleri, taşlarını kırdılar. Ne yaptılar? Oradaki alanı kullanarak temel attılar ve ev yaptılar. İşin neresinden bakarsanız offside. Neden? Yani bir şey inanmayabilirsin. Tamam ama yani neticede orada bir tarih var be kardeşim yani. O tarihi nasıl yok edersin? Hadi öyle düşünüyorsun diyelim. O tarihin yanında İmam-ı Maturidi Hazretleri'nin kabri de var. Böyle bir de durum var. Peki nasıl oldu da o yıkıntı içerisinde evler yapılmıştı da bu kabir bugün ortaya çıktı değil mi? Bu da güzel bir soru. Aklınızdan geçiriyorsunuz eminim. Efendim, Sovyetler Birliği. Buradaki işte yıkımdan sonra burayı teslim ediyor ama burası neticede bir özgürlüğüne kavuşuyor belli bir zaman sonra. O özgürlüklerine kavuştuklarında buraya ziyarete gelen kıymetli hocam Profesör Doktor Ramazan Ayvallı ve arkadaşları buraya geliyorlar. Burada yaptıkları seyahatte diyorlar ki burada İmam Maturidi Hazretleri var. Nerede diye bir araştırma içerisine giriyorlar. Derken ev ev geziyorlar, sokak sokak ilerliyorlar ve bir evin yanına geldiklerinde oraya sual ediyorlar. İmam-ı Maturidi Hazretleri, büyük mezhep imamımız, imamımız bizim efendim deyince oradaki Yahudi diyor ki benim bahçemde bir kabir var. Oo.
Efendim düşünce şu. Buradaki bütün Yahudiler burası özgürlüğüne kavuşunca kendi İsraillerine dönüyorlar. O da ayrı mevzu da neyse oraya girmeyelim. İsrail'e dönüyorlar. Ve burada bir Yahudi kalıyor. Birkaç tane kalıyor. O Yahudi de hesap ediyor. Diyor ki ben buradaki kabri eğer başında durursam hemen gitmezsem burası büyük bir zat belli ve buraya, ben burayı pahalıya satarım diyor. Ve Ramazan Ayvallah Hoca tabii ki istişare için Enver Ören ağabeyi arıyor. Enver Ören ağabey bu haberi duyunca derhal talimat veriyorlar. Orayı hemen alın. Talimat güzel. Yer güzel. Ancak bu pazarlık nasıl yapılacak? Enver abiler diyorlar ki efendim siz Yahudilerle pazarlık yapacaksanız onlara yarı fiyatını söyleyin zaten onlar iki katını verecektir diyor. Ve Yahudi'ye 15 bin dolar ücret teklif ettiklerinde o da 30 bin dolar olarak pazarlığını yapıyor. Tabii onlarınki nasıl bir pazarlıksa işte yapıyor ve 30 bin dolara Ramazan Ayvalı Hoca burayı Enver ağabey adına alıyor ve o arazi artık Enver Ören ağabeyin oluyor. Ve ondan sonra oraya bir kabir yaptırılıyor ve o kabir ileriki zamanlarda artık buradaki hükümete hediye ediliyor, veriliyor o arazi neticede. Ve bugün bizim dünyadan Müslümanların gelip geçtiği, dua etmiş olduğu İmam Maturidi Hazretleri'nin kabrini Enver Ören ağabey ortaya çıkarmış oluyor. Allah-u Teala razı olsun, rahmet eylesin ve Ramazan Ayvalı hocamızdan da Allah-u Teala razı olsun. Onlar da defalarca buraya gelip gidiyorlar. Özbekistan'a geliyorlar, dünyanın birçok noktasına gidiyorlar. Efendim rehberlik yapıyorlar, anlatıyorlar. Buradaki en önemli hadiselerden bir tanesi de buydu. Tabii ki bu meslek imamımız dedik. Bizim dedik ya burası Ehl-i Sünnet'in kalesidir diye. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan sadece biri kurtulacaktır. Deyince sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar. Efendim o bir fırka hangisi? Onlar Ehl-i Sünnet vel Cemaat yolunda olanlardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ehl-i Sünnet'te iki akaid imamımız var. Birisi İmam Maturidi Hazretleri burada Semerkant'ta, bir diğeri de İmam Eş'ari Hazretleri. O da Bağdat'ta. Şimdi biraz içeriden bahsedeyim. İçeride bir sanduka var. Görmüş olduğunuz, girdiğiniz zaman göreceksiniz. Şu anda görüntülerde görüyorsunuz. Etrafında taşlar var. İşte o taşlar buradaki geçmiş zamandan kalma kabir taşları. Dedik ya burası çok büyük bir kabristandı diye. O kabristandaki mezar taşları da bugün orada sergileniyor. Böyle güzel bir akşamda, Semerkant akşamında İmam Maturidi Hazretleri'nin kabrindeyiz. Dualarımızı yapacağız ve yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah. Şahizinde'ye geldik. Nihayet geldik. Burası benim çok huzur bulduğum ve muhteşem bulmuş olduğum bir yer. Hem yapısıyla tabii ki içindeki muhteşem değeriyle. Şahizinde. Burası Efrisiyap Tepeleri. Zamanında burada çok savaşlar olmuş. Ve bu tepelerde sahab-ı kiram efendilerimiz Horusan'a kadar sefere çıkmışlar. Semerkant'ı fethetmişler. Onu da anlatacağım size ama burayı asıl önemli ve büyük yapan şeyi söylemek gerekiyor işin en başında. Burada sahab-ı kiram efendilerimizden, Peygamber Efendimizin mübarek amca oğulları burada yatıyor. Kusam bin Abbas Hazretleri burada. Efendim Hazreti Abbas'ın oğlu oluyor. Ve Abdülmuttalib'in de torunu oluyor. Dolayısıyla önemi en başında buradan geliyor. Ve o mübareğin yanına defnedilmek isteyen o zamanki devlet büyükleri de, şehitler de buradaki görmüş olduğunuz bu sıra sıra odalarda metfun burada yatıyorlar. Onlar da ona yakın olmak istemişler. Bunu birçok yerde görebiliyoruz. Şimdi konum olarak neredeyiz hemen söyleyelim. Bizim ilerimizde, yani sağımda kalıyor. İleride Hızır Aleyhisselam Camii var. Beş vakitten birini mutlaka olduğu söylenen ve insanların beş vakit orada doldurmuş olduğu bir cami. Namaz vakitlerine gelmiş olduğu bir cami var. Efendim hemen sağımda kalıyor. Onun karşısında ise tarihi meşhur Registan Meydanı var. Registan Meydanı'nda biliyorsunuz Ulu Bey Medresesi. Onun ilk yaptırmış olduğu ve alanı var. Oralara fazla girmeyeceğim ama şu anda bulunmuş olduğumuz yerle ilgili bilgi vermek en güzeli sanırım. Şimdi
İslam aleminde Kusam bin Abbas Hazretleri Peygamber Efendimiz'i son görmüş ve son dokunmuş kişi olarak bilinir. Öyle meşhur olmuştur. Zira Peygamber Efendimiz vefatından sonra onu yıkayan ve defnedenlerden birisi de odur. Kendisi kabre indiklerinde en son çıkan kişi, ona en son dokunan kişi olarak biliniyor. Dolayısıyla biz de onu geldik ve Semerkant'ta burada yad ettik, dualar ettik. Allah-u Teala onu bu şekilde buraları düzenleyenlerden, bu hale getirenlerden razı olsun. Şimdi efendim, tabii Hazreti Muaviye zamanı, Hazreti Osman Efendimiz'in oğlu buraya bir Horasan'a bir sefer düzenleniyor. Onun komutanlığında bir sefer düzenleniyor. O seferde Semerkant'tan geçiyorlar ve Semerkant'ı alıyorlar, kuşatıyorlar Semerkant'ı. Ve burası Efrasiyab Tepeleri, burada Kusam bin Abbas Hazretleri ibadet halinde iken efendim burada şehit ediliyor. Mübarek buraya defnediyorlar. Peygamber Efendimiz'e Musab bin Ümeyr Hazretleri gibi sahabe-i kiramdan benzeyen 6 kişiden biridir Kusam bin Abbas Hazretleri de. Ona benzetir, yani benzer sima olarak da. Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'ı ve onun oğlu Kusam bin Abbas Hazretleri'ni bir örtüye sarar mübarek ve der ki, ya Rabbi, bu benim amcam ve babamın öz kardeşidir. Bunlar da çocuklarıdır. Onları bu perdeyle örttüğüm gibi sen de cehennemden öylece koru diye dua buyururlar. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz çocukları çok severlerdi. Bir gün Kusem'i aleyhisselam sokakta oynarken görünce atının terkesine, yani arkasına oturtur ve o şekilde gezmeye başlar. Düşünsenize ne kadar büyük bir saadet. Bineğinin üzerinde efendim Mekke sokaklarında geziyorsunuz. Muhteşem bir şey. O çocuk sevgisi bambaşka bir şey Peygamber Efendimiz'in. Peygamber Efendimiz bir bakarlar, Cafer bin Tayyar Hazretleri'nin oğlu da orada. Onu da alırlar yanlarına ve onları sokakta, Mekke sokaklarında mübarek gezdirir. Birçok hadis-i şerif rivayet eder. Kusam bin Abbas Hazretleri burada vefat ettikten sonra, adam 4 asır geçtikten sonra burayı bu şekilde türbe yaparlar. Zamanla yıpranır, bayağı bir bozulur ama burayı da muhteşem bir şekilde Özbek devleti burayı da bu şekilde yapmış, yaptırmış ve onarmış, öyle söyleyeyim, tadilat etmişler. Efendim Moğollar buraya geldiklerinde bu büyük devasa güzellikleri gördüklerinde onlar da hayran kalmış. Moğollar her yeri talan etmişler ve bazı noktaları, size de daha önce söylemiştim, yıkmamışlar. İşte o yıkmadıkları noktalardan bir tanesi de burası. Enteresandır. Moğolların böyle bir tuhaflığı var. Tuhaflık demeyelim aslında, bizim işimize yaramış ama yani Moğollar her yeri biliyorsunuz talan etmiş, yıkmış ama burayı da gördüğünüz gibi elleyememişler. Aslında elleyememişler. Neden? Çünkü Kusam bin Abbas Hazretleri burada metfun.